Selamlar, yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günaydın demedim çünkü saat şu an 2 olması lazım. En son baktığımda öyleydi. Bugün biraz yani aslında misafirim geliyor ama geç geliyorlar. O yüzden sabah kendimize stres yapmadık. Zeyd Mirza ile bayağı uzun uyuduk. Ondan sonra uyandık işte. Ben sadece şimdiye kadar yatağımı toparladım. Çikolata sosumu yaptım pastam için. Biliyorsunuz ki dün pasta yapmıştım. Onun sosu eksikti. Onu hazırladım. O şimdi soğudu bile. Birazdan zaten üzerine dökerim. Ondan sonra da hemen bir kahvaltımı yaparım ve işlerime koyulurum. Dediğim gibi misafirim gelecek. Akşam 8 gibi geleceklermiş. Çünkü arkadaşımın eşi çalıştığı için biraz geç gelecekler. O yönden daha zamanım var. Ama evimi temizleyeceğim. Tekrar bir silip süpüreceğim. Her gün süpürüyorum çünkü malum gerçekten çok tozlanıyor ve saç falan hep dökülüyor. O yüzden her gün süpürmeye çalışıyorum. Öyle yani. O zaman şimdi mutfağa geçelim ve ben pastamın sosunu dökeyim. Sizler de görmüş olursunuz hem. Evet, pastam burada. Bir gece buzdolabında bekledi. Şurada da sosum var. Şöyle karıştırayım. Böyle soğudu. Şimdi üzerinden gezdireceğim. Ve tekrar 2 saat buzdolabında durması lazım. Aslında daha uzun kalacak bende de. İşte 2 saat falan durması gerekiyor. Oğlum sana bugün ne oluyor acaba? Ay arkadaşlar çok bekledim. Sosum bayağı katılaşmış. Tüh. Keşke o kadar çok beklemeseydim. Neyse böyle bir şekil sürmeye çalışacağım. Anne ne oldu? Bir tanem. Kuşum. Uykusu geldi herhalde arkadaşlar. Bir şu pastanın sosunu yapayım da onu yatağına götüreyim. Uyusun. Tamam annem tamam. Tamam. Bugünlük kahvaltımda yine böyle yulaf lapası. Zeyd Mirza sesini duyuyorsunuz. Yulaf lapasını gerçekten çok seviyorum. Hele ki üstünde muz ve böyle eritilmiş fıstık ezmesi olursa eğer muzbutta. Gerçekten bu üçlüyü denemediyseniz deneyin. Ama eminim birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Bunu hazırladım kendime. Bugün biraz fazla yaptım. Aslında güya az yiyecektim. Çünkü akşama yani yemeyeceğim şey kalmayacak büyük ihtimalle. Yer kalsın diye az yiyecektim ama çok yapmışım. Neyse. Bir de tabii ki de bir kahvem var. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Ondan sonra da işlerimize başlarız. Evet, şimdi buraları sildim komple, süpürdüm. Şimdi de yerlerini siliyorum. İlk başta böyle girişten başlayayım dedim. Çünkü Zeyd Mirza uyudum. Ön taraflarda ses yapmak istemiyorum şu an. Önce burayı halledeyim, sonra banyoya geçerim. Böyle yani. Bu arada saat resmen 3 olmuş. Biraz acele edeyim sonra yoksa stres olayım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minnak Bey uyandı. Anneciğim çok kısa uyudun ama gerçekten sanırım 20 dakikaydı. Her neyse temizliğim bitti ama şöyle oturma odasını zaten dün yapmıştım, koltukları falan güzelce süpürmüştüm.
O yüzden fazla bir şey yoktu ama yine de toz aldım etrafı. Şöyle yerleri de sildim. Ondan sonra bizim oda da bitti. Burayı da hallettim. Tozunu aldım. Tabii size çekemedim. Çünkü hemen hemen yapmam lazımdı. Şöyle bunu indireceğim şimdi birazdan. Ondan sonracığıma banyom da bitti. Allah. Banyoda böyle. Ve diğer yerlerde zaten gördünüz. Şöyle bura giriş. Burada bitti. Yerleri sildim ettim. Bu arada Akif de geldi. Öyle. O zaman ben şimdi mutfağa geçiyorum ve işlerime başlıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi mutfağa girdim ve Thermomix'imi açtım. Direkt böyle tarifi açacağım. Bugün simit yapmak istiyorum. Yani dışarıdan ekmek değil de kendim yapmak istiyorum. Anneciğim ne oluyor? Mahsus öksürüyor resmen. Şu sesamları yapmak istiyorum. Ama 3 tane var. Ha değil de şunu yapacağım sanırım. 2 saat diyor da o herhalde pişme süresiyle birlikte zaten aynen. Şimdi ilk kez simit yapacağım. Bakalım Allah'ım lütfen yüzümü kara çıkartma. Ama Thermomix yaparsa zaten güzel olur. Her neyse ben şimdi bir malzemelerimi çıkartayım. Evet simitimi yapmaya başladım. Sonucu zaten göstereceğim şimdi. Şimdi hamuru yoğuruyor çünkü. Bugünün menüsünü size söylemedim sanırım. Onu hemen bir söyleyeyim. Yoğurt çorbası yapmayı düşünüyorum. Böyle nohutlu, buğdaylı. Şu an buğdayım da haşlanıyor zaten. Üzerine de böyle nane tereyağlı. Onu yapacağım. Ondan sonradan da tavuk soteyi böyle çanaklara koyacağım. Üzerine kaşar peyniri gelip yani verip fırına vereceğim. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Pilav. Ondan sonrasından da böyle ortaya bir salata. Karnabahar kızartmak istiyorum bugün. Annem hep bize yapardı böyle una ve yumurtaya bulayıp kızartılıyor. Onu yapmayı düşünüyorum çünkü dün karnabahar almıştım. Ve böyle taze mantılar var. Kayınvalidem Türkiye'den getirmiş. Yani kendileri kesmiş böyle küçük küçük. Onu yoğurtlayıp üzerine böyle kırmızı sos yapmak istiyorum. Bu şekilde menüm. Ha bir de taze simit yapıyorum şu an. Bakalım umarım güzel olur. Ve pastamı zaten biliyorsunuz bu şekilde. O zaman ben bir devam yapayım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir kaba aldım yoğrulan hamuru. 3 dakikada yoğurdu Thermomix. Şimdi üzerini kapatacağım ve 1 saat dinlenmesi lazım. Ondan sonra da devam yapacağım. Arkadaşlar pastayı kestim. Çünkü Akif Bey dayanamadı. Yemek istedi. Ona böyle verdim 2 dilim. Size de şöyle göstereyim dedim. Gerçekten yumuşacık yani tadı yine mükemmel olmuş. Arkadaşlar şu an masamı böyle kurdum. Tabakların hepsini koydum çünkü ben genelde böyle kafamda kuruyorum sonra masaya uyguluyorum. Onun yüzünden hepsini böyle koydum sonra koyarken tabi mutfağa götüreceğim tekrar. Buraya çorba sonra buraya pilav ve tavuk sotesi gelecek çanağın içinde. Buraya dediğim mantı gelecek. Ondan sonra buraya yaptığım simitler buraya kavun doğrayacağım şu iki yere salata. Bu şekilde buraya da karnabaharım gelecek. Yani bakalım nasıl olacak sonuç. Şu anlık böyle. Arkadaşlar ben şimdi gördüğünüz gibi böyle şekillendiriyorum. Fark ettiyseniz küçük küçük yapıyorum. Daha zarif durur masada. Böyle küçük küçük yapacağım. Bence çok şeker durur. Umarım tadı da güzeldir. Yani güzel olur. Ama yani simit yani en fazla ne kadar kötü olabilir. Her neyse şöyle yapıyorum. Hamur da gerçekten pamuk gibi olmuş bu arada. Arkadaşlar simitlerimi böyle pekmezi buladım ve sesam susama yani şimdi fırına vereceğim ama susamım bitti. Of
aşağı inip almam lazım ama Akif'e yollayacağım çünkü yetmedi. Şimdi bunu böylece fırına veriyorum bakalım. Kızlar, simitlerin bir kısmı pişti. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Bence gayet güzel gözüküyorlar. Bir tepside, yani burada 6 tane var, 5 tanesi de şu an pişiyor. Ben de o sırada çorbamı yapmaya başladım. Yoğurt çorbası, böyle içinde nohut ve buğday var. Bu güzelce devam kaynasın. Şimdi birazdan da nanesini yapacağım. Yani tereyağı ve nane. Şöyle kayınvalidem Türkiye'den getirmiş bunu. Gerçekten çok güzel kokuyor. Organik nane, mis gibi kokuyor. Onu kullanacağım. Birazdan üzerine dökerim. Sonra da tavuk sotemi yapacağım. Yani saat zaten 6. 2 saate gelirler. Şöyle tavuğumu çıkarmıştım. Tavuk sotemi için bu şekilde. Evet, çorbamız hazır. Bakın, mis gibi. Burada şimdi böyle tavuk sote yaptım. Şu an güzelce pişiyor. Tarifini çekmedim. Gördüğünüz gibi her şeyi içine doğradım. Baharatladım. Birazdan da çanaklarıma dolduracağım. Üzerine de peynirini verip fırına atacağım artık. Böyle. Arkadaşlar, tam olarak 4 tane çıktı. Zaten 4 kişiyiz. Ama ben fazla çıkar sandım da neyse, zaten başka şeyler de var. Herkese böylelikle bir porsiyon. Üzerine şimdi kaşar peyniri gelecek, ondan sonra doğru fırına. Evet, sizlere son durumu göstereyim. Güncel durum. Şöyle pişti tavuk sotem. Ondan sonra şöyle pirincim de pişti gördüğünüz gibi. Çorbayı zaten biliyorsunuz. Burada da salataya başladım ama daha bitirmiyorum. Çünkü daha evden çıkmamışlar. Yani daha gelmediler. O yüzden bekletiyorum biraz daha. Şurada da bu bahsettiğim mantılar var. Böyle taze kesilmiş mantılar. Yani içi boş. Ondan sonra üstüne böyle tereyağı ve kırmızı toz biber eriteceğim. Simitimi de zaten gördünüz. Bu şekilde. Şu an daha devam yapamıyorum. Aa, durun, bir size şeyi gösterecektim. Karnabaharımı. Bunlar da böyle kızartılmış karnabaharım. Maalesef böyle parçalandı. Böyle tüm güzel bir şekilde olsaydı daha güzel olurdu. Ama önemli olan tadı. Simitlerimi de getirdim ama diğer şeyleri henüz getirmedim. Ama sonucu paylaşacağım. Arkadaşlar, maalesef bayağı karanlık olduğu için iyi çekim yapamıyorum. Şu an ışığı açtım ama yine de uzaklaşınca netlemiyor. Şöyle salatam da hazır. Şimdi 5 dakikaya buradalar. Şöyle hazırladım. Burada da karnabaharımı tekrar ısıttım. Bu şekilde yani. Buraya da çorbalar gelecek. Sonra zaten öbür yemeklerim. Masam bu şekilde. Dedem! Dedem! Mirzu! Herkese ertesi günden günaydın! Günaydın! Arkadaşlar, dün maalesef devam çekemedim. Çünkü bayağı yorulmuştum zaten. Oturduk bayağı arkadaşlarla. Sonra evlerine gittiler. Anneciğim, beni mi dinliyorsun? Ondan sonra da zaten direkt yatmaya gittim. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Dedim ki bari ertesi günden açayım. Hem kapanışı da yapmış olurum. Hem uyandım. Şöyle birkaç bulaşığım vardı. Gördüğünüz gibi. Onları ellerini yıkadım. Makineye girmeyenler, şu büyük şeyler. Tahta olan şeyleri falan yıkadım. Öyle yani. Akif hala uyuyor. Birazdan kahvaltı hazırlarım büyük ihtimalle. Değil mi anneciğim? Size ama bu videoyu kapatmadan önce dün gelen hediyeleri gösterdim. Değil mi annem? Teyze sana dün hediye getirdi. Minnak. Buradan tekrardan Esra teyzemize ve Serhat amcamıza teşekkür ederiz. Şöyle sizleri de göstereyim. Şöyle çikolata içindeydi. Ondan sonra çeyrek altınımız. Ve şu takım aşırı tatlı. Tam zaten soğuk havalar geliyor. Bakın, böyle ayıcıklı bir kazak. Aşırı yumuşak, çok güzel. Ondan sonra altına da böyle bir minnoş pantolon. Bu 68 bassa Zeyt Mirza'yı şimdi giydirmem lazım. Yoksa küçük gelebilir. Ama bu kazak da tam böyle bir aya falan tam olur diye düşünüyorum yani. Çünkü 74 giyiyor ama
Bu 74 sanki biraz büyük kesilmiş ama büyük kesilmesi iyi. Çünkü kışa doğru tam olur. O yüzden süper yani. Bunları giyer Minnoş Bey. Bu arada ben de buradayım, halimi görüyorsunuz. Şimdi hemen hızlı bir kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra hazırlanacağım. Artık diğer vlogda görürsünüz nereye gittiğimi. Hepinizi öpüyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Bay bay.